Arkadaşlar merhaba. Bugünkü videomuzun konusu Almanya. Almanya'da yeni lise bursiyerliği nasıl oluyor? Süreçler nasıl yaşıyor? Bunun hakkında Gülşah hocamızla bilgi alacağız. Gülşah hocamız, hocam merhaba. Buyurun siz Merhaba. birlikte. Merhaba, teşekkür ederim beni çağırdığınız için öncelikle. İsmim Gülşah, Almanya bursiyeriyim, 2017 bursiyeriyim. Almanya'da yüksek lisans yapıyorum. Sonrasında doktoraya devam edeceğim. Şu anda Berlin Teknik Üniversitesi'nde sürdürülebilir taşımacılık üzerine yüksek lisans yapıyorum. Alanım akıllı ulaşım sistemleri. Döndüğümde de üniversite kadrosuna döneceğim, YÖK'e döneceğim. Bir yıldır Almanya'dayım bu şekilde. Peki hocam. Hocam ilk soru olarak burs miktarından başlayalım isterseniz. Hani Almanya için burs miktarı ne kadar yeterli oluyor mu? Almanya için burs miktarı kırtasiye ödeneğiyle beraber 1600 euro. Şöyle şimdi benim bir istisnai durumum var aslında. Ben eşim ve çocuklarımla beraber buradayım. Tek başıma olsaydım hayli hayli yeterdi. Yani fazla bile gelirdi inanıyorum. Ama yanınızda aileniz olunca ucu ucuna yetiyor. Yine yetiyor ama ucu ucuna yetiyor. Berlin'de biraz kiralar yüksek. Bu konuya da geleceğiz ama yine baştan söyleyeyim hazır burs konusu açılmışken, kiralar yüksek. Bursunuzun büyük bir kısmı kiraya gidiyor maalesef. Ama farklı bir şehirde olsaydım, küçük bir yerde olsaydım daha az kira öderdim ve o zaman çok daha rahat geçinebilirdim yani. Ama yetiyor, öyle söyleyebilirim. Peki hocam bu hani fiyat ev kiraları, oda fiyatları ne kadar? Hani konaklama imkanı zor mu, kolay mı ev oda bulmak? Yani büyük şehirlerde işte Münih gibi, Berlin gibi, Hamburg gibi kiralar yüksek maalesef. Ve ev bulmak biraz zor. Gelmeden önce epey araştırdık biz. Biraz zaman ayırmak gerekiyor bu işe. Çeşitli siteler var. Yani Almanya'da ev bulması istediğiniz zaman belirli 3-4 tane site var. Bizim sahibinden gibi aynı. Oralardan bulabilirsiniz ama dolandırıcılık da, durumu da oluyor maalesef. İşte gelmeden para gönderin, kapora gönderin, biz size sizin için evi tutalım deyip yanılan arkadaşlar da oluyor. Yani buraya şöyle söyleyeyim, ben şunu tavsiye edebilirim. Buraya gelince kısa süreli bir konaklama fırsatı bulursanız ve o arada ev ararsanız hem paranız yani başkalarını kaptırmamış olursunuz hem de daha rahat bakıp gezip ev bulabilirsiniz. Tanıdığınız vesaireniz varsa hani burada yaşayan veya burayı bilen, Almanya'yı bilen onlar da yardımcı olabilir ama dediğim gibi büyük şehirlerde ev problemi var. Yurt da var burada aslında okul çok olduğu için. Ama yurtlara da 3 dönem önceden yazılmak gerekiyor. Çünkü çıkmıyor yurtlar kalabalık olduğu için. International öğrenciler çok fazla özellikle Berlin'de. Ama bulunmuyor mu? Bulunuyor. Yani biraz beklemek gerekiyor. İşte bir ay, 2 ay, 2 aya kadar arayabiliyorsunuz ama gelmeden önce ne kadar erken başlarsanız ev bulma çalışmalarına kabul almak gibi düşünün yani üniversiteden kabul almak gibi biraz mesai harcamak gerekiyor öyle söyleyeyim. Peki hocam Almanya'da genel itibariyle hani Berlin için nasıl yaşam pahalılığı Almanya'nın genelinde nasıl hani bir aylık sizin hani haftalık mesela mutfak gideriniz ne kadar? Şöyle yine aile olarak konuşacağım. Benim 2 çocuğum ve eşim var burada. 4 kişiyiz biz. Bizim yani haftalık mutfak giderimiz ne kadardır ya? 100 euro filandır yani her şeyle birlikte. Ve marketler gerçekten uygun burada. Ama mesela dışarıda yemek yemek istediğiniz zaman tabii ki biraz fazla veriyorsunuz. Dışarıda yemek yemek çok ucuz değil. Ama işte süpermarketler veya işte Türk marketleri ya da ne bileyim burada Türk de çok fazla. Türk marketi de çok fazla. Türk restoranı da çok fazla. İşte Arap restoranı da çok fazla. Bir de Berlin biraz istisnai bir şehir. Almanya'nın başkenti olmasının yanı sıra böyle özel bir alan gibi. Yani Almanya'nın işte ne bileyim güneyinde yaşayanla burada yaşayan şey farklı biraz aslında. Yaşam standartları da farklı. Ama market giderleri çok yüksek değil öyle söyleyeyim. Mesela işte internet gibi, TV vergisi gibi sabit giderleriniz oluyor. Veya işte çöp vergisi gibi sabit giderleriniz oluyor. Ya da eşiyle gelecek insanlar için eşinin mesela ulaşıma belli bir para vermesi gerekiyor. 1 yıllık bir abonman ücreti var filan. Bunları çıktığınız zaman işte ne bileyim markete gitmek veya bakkala gitmek, kasaba gitmek bunlar çok tutan şeyler değil. Dışarıda yemek yemek biraz pahalı dediğim gibi. Ama işte yani bursla rahat rahat geçinirsiniz. Hiç tek başınıza gelecekseniz özellikle hiç çekinmeyin yani. O acayip fazla yatıyor öyle söyleyeyim. Peki hocam
Siz evlisiniz, hem kendiniz için hem de eşiniz için soracak olursak part-time çalışma imkanları, iş bulma imkanları nasıl? Ve eşinizin hani gitme izni var mı? Benim eşimin çalışma izni var. Tam zamanlı çalışma izni var. Haftalık 40 saate kadar çalışabiliyor. Aynı şekilde benim de haftalık 20 saat çalışma iznim olacak şekilde. Bazı ülkelerde arkadaşların çalışma izni olmuyormuş veya eşlerinin çalışma izni olmuyormuş. Veya işte sadece doktora gidenlerin çalışma izni olmuyormuş falan. Ama Almanya için yüksek lisans veya doktora geliyorsanız veya her ikisine birden geliyorsanız size ve eşinize çalışma izni veriliyor. Bunun yanında işte çocuklarınız varsa çocuk yardımı alabiliyorsunuz. Veya işte ama şöyle bir durum var burada. Sosyal yardımdan yararlanamıyoruz biz bursiyer olduğumuz için. Bazı ülkelerde mesela işte kira yardımı, sosyal yardım gibi imkanlardan yararlanıyor arkadaşlar. Ama Almanya'da pasaportunuza öğrenci vizesi yazdığı için ne yazık ki yararlanamıyorsunuz bu durumdan. Sadece işte çocuk yardımından yararlanabilirsiniz. O ne kadar hocam? Sorma sayı. Vallahi ne kadardı ya? 200 euro sanırım çocuk başı. Yani Çocuk. biraz daha fazla olabilir. Evet, çocuk başı 200 euro. Ve yani hani bir çocuğunuz da olsa işte 200 euro alıyorsunuz. İki çocuğunuz da olsa 200 euro. Hani miktar azalmıyor çocuk arttıkça, öyle söyleyeyim. Ama sosyal yardımdan dediğim gibi yararlanamıyoruz. Çünkü buraya gelince hani böyle şeyler duyuyoruz işte. Hani işte çocuk yardımı yapılıyormuş, sosyal yardım yapılıyormuş veya kira yardımı yapılıyormuş falan. Ama biz bunlara çocuk yardımına başvurabiliyoruz dediğim gibi. Onun dışında maalesef yardım alamıyoruz. Ama eşlerimizin çalışma izni var. Bizim çalışma iznimiz var. Böyle. Peki hocam, Almanya'yı sosyal hayat açısından değerlendirecek olursak ne dersiniz? Veya ırkçılık olayları falan şu an nasıl? Hani Irkçılık olayları maalesef biraz fazla. Özellikle son zamanlarda. Yani haberlerden takip ediyordur arkadaşlar veya siz de biliyorsunuzdur. Maalesef fazlalaştı, arttı. Yani duyduğumuza göre sanırım burada hep böyle bir Türklere veya işte Alman olmayan insanlara karşı bir ön yargı var veya bir tepki var ama bazı dönemlerde bu biraz artıyor ve işte fiziksel tepkiye dönüşüyor veya işte sokakların yapılıp yıkılması olayına dönüşüyor filan. Yani bu hep var. Başka ne sormuştunuz? Bir şey daha sormuştunuz ne bize. hocam, sosyal hayat. Sosyal hayat, ha. Sosyal hayat konusunda da şöyle söyleyeyim. Berlin için konuşayım yine. Yani burası canlı bir yer. Gece hayatı, işte sosyal hayat veya kafeler, restoranlar hep açık. Ne bileyim, arkadaşınızla sosyalleşmek istediğiniz zaman bir sürü seçeneğiniz var. Bir de ben Berlin'in merkezinde oturuyorum. Biraz daha merkezi bir yerdeyim. Yani çok şehir dışına doğru uzak değilim. Benim imkanım da fazla açıkçası. Yani biraz fazla kira verip daha böyle sosyal yaşamdan faydalanmak istiyorsanız merkezde oturabilirsiniz ama biraz daha az kira vereyim hani daha uzakta oturayım diyorsanız şehir yani Berlin'den biraz uzak yerlerde de oturabilirsiniz. Berlin'de okuyacaksınız eğer. Ama metro ile her yere gidiliyor. Yani otobüsle her yere gidiliyor. Aktarmalar gayet sorunsuz bir şekilde yapılıyor. Bisiklet kullanımı çok fazla. O yüzden hani dediğim gibi sosyal yaşamla canlı olduğu için hani ben şehir dışında oturuyorum işte uzakta kaldım diye düşünmeyin veya orada oturacağım uzakta kalacağım diye düşünmeyin. Zaten öğrenciler de çok fazla burada. Genç insan nüfusu da fazla. Yani elinizin altında bir sürü imkan var, öyle söyleyeyim. Hocam, üniversitelerden kabul alma süreci nasıl işliyor? Hani siz neler yaşadınız bu dönemde? Herhangi bir Almanya'ya destek veren danışmanlık firmaları var mı? Yani Böyle bu konu hakkında. Danışmanlık firması yok aslında. Ben başvuracağım sene. İngiltere, Fransa, işte Singapur, Japonya bile vardı. Almanya'da vardı. Ya İngiltere'yi de seçebilirdim aslında ama ben biraz farklı yaklaştım olaya. Çünkü İngiltere danışmanlık firmaları hizmet veriyor bildiğim kadarıyla. Amerika için de öyle sanırım. Almanya'ya geliyorsanız her şeyi kendiniz yapmalısınız. Yani diplomanın tercümesinden tutun da işte ÖSYM sonuç belgesinin çevrilmesine kadar her şey biraz bursiyerin elinde. Ne yazık ki. Yani aslında bu hem iyi hem kötü. Yani her şeyi kendiniz yapıyorsunuz, öğreniyorsunuz, sürecin içine dahil oluyorsunuz. Yani niyet mektubu yazmaktan tutun hani transkriplerin çevrilmesine kadar bütün her şeyden siz sorumlusunuz. Burada UniAssist diye bir kurum var. Yüksek lisans başvurusu için konuşabilirim. Çünkü ben henüz doktora başvurusunda bulunmadım. Hazırlıklar da yapmadım. Şu anda yüksek lisans öğrencisiyim zaten. Bu kurum Almanya'daki bütün ya yani sadece Berlin değil, bütün Almanya'daki üniversiteleri bünyesinde barındıran bir kurum ve başvurunuzu oradan yapıyorsunuz.
İşte oraya belgelerinizi yüklüyorsunuz, diplomanızı, transkriptinizi, işte niyet mektubunuzu ve hangi okullara başvurmak istediğinizi seçiyorsunuz. Bu kurum sizin, yani sizin adınıza o okullara başvuru yapıyor. Ama kesinlikle bir aracı değil, yani kesinlikle danışman değil. Sadece sizin belgelerinizi daha yani güvenilir bir şekilde ulaşmasını sağlıyor diyeyim. Mesela ben Münih Tekne'ye başvurmuştum UniAssist üzerinden. Benim alanımla ilgili başka okul olmadığı için bir tek Münih Teknik için kullandım ama mesela tıp okuyacak bir arkadaş veya işte farmakolog olacak bir arkadaş veya ne bileyim edebiyat okuyacak bir arkadaş mesela belki daha fazla seçenek bulabilir. Bunun belli bir ücreti var, onu yatırıyorsunuz. Daha sonra o kuruma, o siteye belgelerinizi yüklüyorsunuz internet sitesine. Evraklarınızı postayla gönderiyorsunuz. Almanya'da çünkü bu kurum. Bu kurum sizin adınıza okullara başvuru yapıyor. Ama bu kurumda kayıtlı olmayan okullar ve bölümler de var. Benim şu anda okuduğum, yani Berlin Tekniği'nin benim okuduğum bölümü bu kuruma kayıtlı değildi. Ben kendim başvuru yaptım. Yani tamamen işte internete yazıp linke tıkladım. O şekilde belgelerimi ulaştırdım. Ve o şekilde kabul aldım. Yani biraz sizin elinizde, biraz uğraşmanız gerekiyor, bakmanız lazım. Hangi okul nasıl kabul alıyor? İşte hangi okulun şartları nelerdir? Doktora için de konuşacak olursam, burada iki çeşit doktora programı var. Bireysel ve yapılandırılmış doktora diye. Yani tam İngilizce çevirince biraz, Türkçe çevirince biraz saçma oluyor ama. Şimdi bireysel doktora da şöyle, siz... Burada diyelim bir kayıtlı, yani bizim Türkiye'deki gibi doktora programına kayıtlı olmak istemiyorsunuz. Bir hocayla başka bir spesifik bir alanda çalışmak istiyorsunuz diyelim. Hocaya CV'nizi gönderiyorsunuz. Bir niyet mektubu yazıyorsunuz. Neden orada doktora yapmak istediğinize dair. Ve bir tez önerisi yazıyorsunuz. Yani ben doktora da şunu çalışacağım. İşte tez önerim de budur şeklinde. Tez önerisi yazıyorsunuz. Ve Almanya'da yüksek lisans yapmadan doktoraya maalesef başvuramıyorsunuz. Yüksek lisans istiyorlar. Onu da söyleyeyim. O yüzden yani biraz daha şey meşakkatli bir başvuru süreci bireysel doktora. Daha sonra hoca eğer uygun görürse, kabul ederse sizi işte kurula sunuyor. Kuruldan geçerse de zaten kabul ediliyorsunuz programa. Diğeri de yapılandırılmış doktora programı. Bunda da işte nasıl biz Türkiye'de işte ALES'e giriyoruz, işte ne bileyim niyet mektubumuzu yazıyoruz, mülakata giriyoruz, bir doktora programına kayıt oluyoruz. Burada da aynı durum geçerli. Burada hem Almanca hem de İngilizce doktora tezi yazma şansınız var. Almanca illa bilmenize gerek yok yani. Hoca istiyordur, bölüm istiyordur, o ayrı bir durum ama İngilizce de yazabiliyorsunuz. Zaten %80 İngilizce yazıyor doktora tezleri burada. Başka ne söyleyecektim? Sürelerden bahsedeyim bu arada. Ben yüksek lisans süresi Almanya'da 2 sene. Doktora için de bireysel doktorunun süresi 5 yıla kadar çıkabiliyor. Dediğim gibi hocayla çalıştığınız için farklı bir durumu var onun. Yapılandırılmış doktorunun süresi de en fazla 3 yıl. Yani o da 4 yıla kadar çıkabilir diye araştırdığımda gördüm. Yine yapılandırılmış doktorda dersler alıyorsunuz, işte araştırmalar yapıyorsunuz. Ama bireysel doktorda tamamen hocayla çalışıyorsunuz. Herhangi bir ders programına tabi olmuyorsunuz. Böyle yani biraz şey bir sistem, farklı bir sistem. Bireysel ve yapılandırılmış doktora, bu iki farklı çeşitten bahsettiniz. MEP bu ikisini de kabul ediyor mu? Bildiğim kadarıyla kabul ediyor. Yani çünkü yani sonuçta doktora yapmış olursun ve tezinizin şeyi aynı, kalitesi aynı. Yani nasıl diyeyim, ona sınıfı aynı, kualifikasyonu aynı oluyor. Hani biri birinden daha eksik olmuyor. Bu sadece sizin seçeneğinizi artırabilir. Mesela çok... nasıl diyeyim size farklı bir alanda doktora yapacaksınızdır. Türkiye'den çünkü YLS'ye alanları da biraz değişti son zamanlarda. Benim başvurduğum zamanki gibi değil yani şu anda. 3 yıl oldu ama o zaman da bile daha yeni bölümler koyuldu. Mesela bazı bölümler genişletildi falan. Burada bir de bölümler de dediğim gibi farklı. Yani disiplinler arası bölüm çok fazla. Mesela işte işletme okumuş birisi ne bileyim mühendislik bölümüyle karma bir alanda doktora yapabilir veya yüksek lisans yapabilir. Veya işte veteriner olan birisi işte bitki bilimciyle veya ne bileyim bir biyologla aynı alanda çalışabilir filan. Yani biraz daha disiplinler arası buradaki bütün alanlar ve bütün bölümler. Yani lisans programları da böyle. Almanya'nın eğitim sistemi bu şekilde anladığım kadarıyla. O yüzden hani bu sizin seçeneğinizi arttırıyor aslında. Yani bireysel de yapabilirsin. Bireysel doktora da yapabilirsin. Yapılandırılmış doktora da yapabilirsin. Ama işte kabul şartları biraz farklı. Biraz... nasıl diyeyim sana, istedikleri özellikler farklı. Böyle yani size hangisi uyuyorsa, siz hangisine uyuyorsanız
O alanda o şekilde, o direktifte ilerleyebilirsiniz bence. Peki hocam, diğer sorumuza geçecek olursak, Almanya'da hani böyle tavsiye edebileceğiniz, genel o itibariyle atıyorum mühendislikte şu üniversite iyidir veya şu şehirlerde YLS bursiyerleri gelse daha iyi olur dediğiniz var mı? Şimdi mühendislik deyince zaten Berlin Teknik Üniversitesi adı üzerinde, yani mühendislik, fen bilimleri, ki ben sosyal bilimler çıkışlıyım. Benim alanım biraz mühendislikle bağlantılı filan burada mesela yani. Yani çok farklı bir şey aslında. Nasıl diyeyim? Farklı bir disiplin, farklı bir ekol aslında. Mesela Freie Üniversitesi var. Freie daha çok işte sosyal bilimler, işte tarih, ne bileyim işte felsefe veya işte din bilimi filan. Yani bu alanlarda, edebiyat bu alanlarda daha yetkin. Humboldt var. Humboldt da yine aynı şekilde sosyal bilimler, işte literatür, edebiyat bu alanda yine daha etkin. Berlin için böyle, ama Almanya'da gerçekten çok kaliteli üniversiteler var. Mesela Münih Teknik Üniversitesi yine bir mühendislik alanında işte yine gayet yetkin bir üniversite. Farklı şehirlerde tıp alanında mesela Heidelberg'de çok kaliteli bölümler var. Onları diğer bursiyer arkadaşlardan duymuştum. Aachen'da yine Aachen Üniversitesi mühendislik anlamında yani bizim okuldan bile daha yukarıda sıralamada, öyle söyleyeyim. Çünkü ilk 500 olması gerekiyor okulların. Biliyordur zaten bursiyer arkadaşlar ama Sistem değil, sistem %60'lık bir dilimde olmasını öyle şartıyla. mi? Evet. Aa, anladım. Daha güzel o zaman. Biraz Aynen. daha şey olmuş sanki, avantajlı olmuş değil mi? Evet. Anladım. Böyle yani çok farklı üniversiteler var. Üniversitelerin dili de bu arada Almanca veya İngilizce olabilir. Mesela ben yurt içi dil kursundan bahsedeceğiz sanırım, değil mi? Onu o zaman söyleyeyim o zaman. Şimdi şey yapayım, karıştırmayayım konuları. Sıkıntı yok. Okey, o zaman şöyle, ben İngilizce eğitim yapıyorum, eğitim alıyorum burada ve yurt içi dil kursuna İngilizce katıldım. 8 ay gittim yurt içi dil kursuna, Marmara Üniversitesi'ne gittim İstanbul'da. Mesela benim ülkem Almanya olduğu için bana gitmeden önce dediler ki Almanca mı dil kursuna gitmek istiyorsun, İngilizce mi? Ben İngilizce olsun dedim. Çünkü bir senede Almancayı açıkçası B1 veya yani B2 veya C1'e getiremeyeceğimi düşündüm mantıklı olarak. Evet. Yani zor, gerçekten çok zor. Ya burada da Almanca öğreniyorum ama yani ciddi zor bir dil. Yani İngilizce gerçekten onun yanında daha, belki de bize alışık olduğumuz için öyle geliyor bilmiyorum ama daha kolay geliyor bana. Eğer Almanca seçseydim ben, Türkiye'de Almanca dil kursuna gittikten sonra burada Almanca bir bölümde okuyabilecektim ve seçeneğim daha fazla olacaktı. Çünkü Almanca bölümler gerçekten daha fazla burada. Ama İngilizce bölümler yok mu? Var tabii ki. Yani Almanca bölüm 20 tane ise İngilizce bölüm belki 7 tane, 8 tane. Ama yine de hani bulabiliyorsunuz. Öyle yani, onu da belirtmek istedim. Çünkü burada iki dil durumunu biraz şey oluyor. Mesela çok güzel bir üniversite buluyorsunuz, bir bölüm buluyorsunuz, bakıyorsunuz eğitim dili Almanca falan. Onu liseden çıkartıyorsunuz doğal olarak yani gidemeyeceğiniz Hocam, için. yurt dışı dil eğitimine gittiniz mi? Hangi ülkeye gittiniz de? Ben gitmedim ama gitme şansımız vardı bizim. Amerika veya Kanada'ya gidebiliyorduk. Ama ben o dönemde hamileydim. Küçük bebeğim olacaktı. O yüzden gidemedim yurt dışı dil kursuna. Ama gitmeyi çok isterdim yani. O da farklı bir tecrübe tabii ki. Farklı bir deneyim olurdu bizim için. Çok da güzel olurdu ama Evet. gidemedim yani. Peki hocam, Almanya'da İngilizce aksanları nasıl? Hani iletişim kururken çok sıkıntı yaşıyor musunuz? Şöyle, iletişim kurarken kesinlikle sıkıntı yaşamam çünkü herkes İngilizce biliyor. Herkes. Yani nüfus dairesinde çok yaşlı bir memurdan işte ne bileyim liseye giden bir kıza kadar herkes İngilizce biliyor. Yani konuşmak istemeyebiliyorlar bazen, özellikle devlet kurumlarında. Mesela biz bir adres kaydı için bir yere gitmiştik, bir kuruma. Orada ben tabii ki daha yeni geldiğim için, Almanca da bilmediğim için İngilizce konuşmaya çalıştım. Fakat karşımdaki hanımefendi benimle İngilizce konuşamayacağını ve Almanca konuşması gerektiğini söyledi. Yani ben biraz üzüldüm hani, ilk gitmişim böyle hani benimle kimse konuşmuyor falan, biraz üzüldüm ama böyle şeyler de olabiliyor. Bir de burada devlet kurumlarında Almanca konuşulma zorunluluğu var. Yani herkesin ne konuştuğunu anlasın, hani gizli bir durum olmasın diye Almanca konuşuluyor. Ama günlük hayatta İngilizce ile işinizi halledebilirsiniz. Yani marketteki kasiyerden dediğim gibi yaşlı nüfus dairesinde çalışan memura kadar herkes İngilizce biliyor.
Konuşmak istemezler, o ayrı bir şey ama şöyle İngilizce güvenip de hani bence Almancayı da öğrenmeye gerek yok demeyin. Özellikle yüksek lisans ve doktora için kalıyorsanız ve uzun süre burada vakit geçirecekseniz bence Almanca öğrenin. Çünkü yaşadığın ülkenin dilini bilip bunu konuşmak kadar güzel bir şey bence yok yani ve ister istemez öğrenirsiniz zaten. Yani yıllarca burada kalacaksınız. Hem kulak aşinalığı olacak, hem size farklı bir dil, farklı bir boyut kazandırmış olacak. Ben dil öğrenmeye çok önem veriyorum. Şahsi olarak yani. Seviyorum da. O yüzden yani döndüğünüz zaman da, ülkeye döndüğünüz zaman da ben bir dil daha biliyorum demek kadar güzel bir şey yok bence yani. Bu hani size artı bir değerdir her zaman. Bence öğrenin diyebilirim yani. Aksanları da bu arada anlaşılıyor. Yani öyle çok şey konuşmuyorlar. Gayet açık, böyle anlaşılır bir şekilde güzel konuşuyorlar. İşte önce bir ben konuşamıyorum falan diye bir özgüven eksikliği yaşıyorlar ama sonra gayet konuşuyorlar yani aslında. Çok. Aynen. Peki hocam, son sorumuza geçecek olursak, Almanya'yı gelecek bursiyer arkadaşlara tavsiye eder misiniz? Kesinlikle tavsiye ederim. Kesinlikle. Yani her açıdan tavsiye ederim. Çünkü bir kere Türkiye'ye yakın burası. Yani uçak biletleri gayet uygun. Bilmiyorum hani İngiltere nasıl, Amerika uzak zaten. Ama yani ekonomik olarak da sizi zorlamayacaktır. Çünkü mesela buraya, ben şu an 30 yaşındayım bu arada. Yani yaşım büyük. Ama mesela benden daha küçük, işte ailesinden belki daha yeni ayrılmış veya işte ailesini özleyen arkadaşlar olabilir. Hani onların gidip gelmesi için hem yakın, ya yani 3 saat sürüyor, 2 saat mi 3 saat sürüyor sanırım uçakla. Galiba. Biletler uygun. Yani hani gidebilirsiniz ya da burada hani nasıl söyleyeyim size? Yani kendinizi kötü hissetmezsiniz, öyle söyleyeyim. Gelebilirsiniz buraya. Evet. Ben tavsiye ederim Almanya'ya gelmenizi. Bir de ben mesela şey diye düşünmüştüm. Ya acaba İngiltere'ye mi gitsek? Hani hiç başka bir dille uğraşmayayım. Orada şimdi Almanca ile falan belki derdimi anlatamam, bir şey olur. İngilizce zaten biliyorum. İngiltere'ye gideyim falan diye düşündüm ama bence gelmeden önce alanınızla mutlaka araştırın. Hangi alan, hangi ülkede daha nasıl söyleyeyim? Yani daha iyi, daha yetkin. Hangi, çünkü ülkelerin söz sahibi olduğu belirli alanlar var, özellikle bilim konusunda. İşte sosyal bilimler olsun, fen bilimleri olsun veya farklı bilim çeşitleri olsun, farklı alanlar olsun. Onlara bakın. Ben akıllı ulaşım okuyorum. Mühendislikle ilgili bir bölüm aslında. Ben mühendis olmasam da. Ama ya iyi ki buraya gelmişim çünkü bana kattığı o kadar çok şey oldu ki yani hocalarımdan tutun işte kütüphaneler, ne bileyim derslerim, okulun bize kattığı imkanlar, iyi ki gelmişim buraya. Gelmeden önce alanınızı araştırın ve en rahat hissedeceğiniz, en böyle kendinizi yalnız hissetmeyeceğiniz, kötü hissetmeyeceğiniz, hemen böyle bir de ülkeye dönebileceğiniz bir şey olursa mesela, hani sürekli gidin demiyorum da yani arada böyle özlediğiniz zaman gidebileceğiniz veya ve sizin Evet. arkadaşlarınızın gelebileceği yakınlıkta bir yere gitmenizi tavsiye ederim. Evet. Öyle. Tamam Çok hocam, çok konuştum. sorularımıza cevap verdiğiniz için. Rica ederim. Yani yardımcı olabilirsem ne mutlu bana. Oldu hocam. Çok teşekkürler Ben tekrardan. teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.